Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada balina cüzdanlarını kontrol edeceğiz. Daha doğrusu son zamanlardaki balina aktiviteleriyle alakalı konuşup mevzu bahis kripto paralar üzerindeki beklentilerle alakalı konuşacağız. Nitekim Shiba'da dahil olmak üzere bazı kripto paralarda gerçekten iyi bir balina hazırlığı var ki bu da ilerleyen süreçte sıkı yükselişler ve ani tepkiler verebileceklerini ortaya koyuyor. Bu çok önemli süreç içerisinde arkadaşlar. Şimdi bakalım. Balina cüzdanlar hareketli. 5 büyük altcoin projesinde balinalar nasıl hareket ediyor diyor. Kripto para piyasasında gergin bekleyiş sürüyor. Bitcoin uzun bir süredir 28 bin dolar seviyelerinde. Bir sonraki hareketin ne yönde olacağı merak edilirken, 5 büyük altcoin projesinde balinaların yaklaşımı önemli veriler ortaya koyuyor diyor. Bitcoin'den konuşacağımız zaman kesinlikle uzun zamandır halihazırda gerçekleşen bir durum arkadaşlar. Bakınız 28,5 pozisyonları sürekli anlamda denenmeye devam ediyor. Düzelt, dene, düzelt, dene. Zaten bundan haftalar önce de bu durumun çok büyük bir ihtimalle enflasyon verisi açıklanana kadar devam edeceğini ve dirence bir yapışma hareketi gerçekleştirebileceği ile alakalı konuşmuştuk. Ve bu süreç normaldir arkadaşlar. Bunu da bilmek lazım. O yüzden enflasyon verisinden sonra bir açılma beklediğimiz gibi pozitif bir halde 28,5 kırılımları görebiliriz ve yeni 34,5 hedeflerini karşımıza getirebilir. Tabii bu şartlar altında da bazı altcoin'ler olacak ki bu harekete ilk hareketçi olarak eşlik edecek altcoin'ler olacaktır. Tabii ki onlar da bu videonun ana konusu olan balina aktivitesinin ve trader oranlarının anlık olarak yüksek olduğu kripto paralardır arkadaşlar. Wildstates tarafından sağlanan veriler incelendiğinde Ethereum, BNB Chain, Phantom, Polygon ve Avalanche ağları içerisindeki balinaların farklı yaklaşımlar sergilediği görüldü. Avalanche ağı tabii balinaları daha çok arkadaşlar AVAX alımıyla bilinirler biliyorsunuz. Haricinde JAW alımı çok fazla yaparlar. Yani Avalanche tokenlarına büyük bir destekleri vardır. Bakınız FitFi gibi fakat AVAX baştadır. Polygon ekseri olarak zaten çoğunluk yine Matic alımı yaptığı gibi Polygon balinaları Ethereum balinalarıyla bağlantılıdır. Phantom yine FTM ile biliyorsunuz meşhur. Diğerleri bakınız BNB Chain balinaları en çok hangi altcoin'lerde alım gerçekleştirir? Özellikle son zamanlarda bu Dogecoin olmuştur. Genelde de Dogecoin hep ilk ondadır arkadaşlar. Bakınız Floki yine çok fazla alım yaptıkları bir coin'dir. Binance'te bulunmamasına rağmen. Aynı şekilde bakınız ADA yani Cardano projesine bayılırlar ve çok alırlar, çokça alırlar. Bakınız BNB coin resmen bayılırlar ve çokça alırlar. Aynı zamanda BNB chain balinaları Uni ve Matic de alır arkadaşlar. Ethereum balinalarına geçtiğimizde BNB chain ile ortak noktaları yine azami ölçüde BNB diyorum ya. Matic ve Uni alımı yapmaları olacaktır. En çok Shiba alımı yaparlar ve en çok Shiba tutarlar arkadaşlar. İkinci sırada Matic vardır. Diğerleri de ekseri yine Uni, Link tarzındaki kripto paralardır. Eldio, Mana gibi kripto paralardır. Son yakın zaman içerisinde daha çok Shiba, Matic, Eldio, Maker gibi coinlere yönelmişlerdir. Örneğin BNB şeyin üzerinde balinaların satış hacmi gün içerisinde 405 milyon dolara ulaştı. Bunun karşılığında alım hacmi ise 45 bin dolar seviyelerinde kaldı. Avalanche tarafında ise 433 milyon dolarlık alım hacmi 272 milyon dolarlık satış hacmi ile karşılandı. Ethereum, Phantom ve Polygon üzerinde ise dengeli bir görünüm yakalandı. Şimdi daha çok görüyorsunuz arkadaşlar. BSC tarafındaki hareketler oldukça satış odaklı geldiğini görebiliyoruz. AVAX üzerinde arkadaşlar daha çok alım odaklı hareketler yani dip fiyat dengesi gözlemlenirken FTM, Ethereum tokenları ve Polygon'a baktığımızda daha dengeli. Yani
Ara yerlerde satış, kimisi alım yapıyor ve bu şekilde bir hareket sunuyor. Ağlar üzerinde en çok işlem yapılan altcoin projelerinde de farklılaşmalar görüldü. Ethereum ağında Shiba ilk sırayı alırken bakın zaten son zamanlarda ben hep söylüyorum. Bakın Shiba cüzdanları çok sıkı ve bu süreçte sürekli arkadaşlar alım yapıyorlar. Bakın sürekli alım yapıyorlar. Geçmişte de gördük. Bu gibi süreçler devamında BTC ve Shibcoin'deki de aynı zamanda 11.3'lerin kırılımı gözlemlendiğinde çok hızlı, çok atak ve kısa vadede yukarı hareketler karşımıza getiriyor. Bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. BNB Chain üzerinde prom en çok işlem yapılan varlık oldu. Bu 24 saatte olabilir. BNB Chain balinaları bunu çok yapar arkadaşlar. Yani Binance'da yeni listelenen, anlık hareket gören coinlere vesaire büyük ilgi gösterirler diyebilirim. Prom'la alakalı bir yorum yapmayacağım. Benim radarımda yok çünkü. Balinaların en çok tuttuğu varlığa bakıldığında ise stable coinlerin ağırlığı göze çarptı. Şimdi stable coinler neyse Phantom, Polygon, Avalanche balinaları cüzdanlarının çoğunluğunda USDT veya USDC tuttu. Ethereum için ise yine ilk sırada Shiba Inu yer aldı. Yani balinaların büyük bir Ethereum'da yalnızca Shiba tutması var. Bakın halihazırda çok sıkı, zaten çok sıkı. Yeni alımlarla ateşlenebilir. Diğerlerinde Shiba kadar olmasa da yine bir yükseliş ibaresi olacaktır. Neden? Şu anda nakite geçilmiş hali gözüküyor arkadaşlar. En son biliyorsunuz Tether 83 milyar dolarla son zamanların rekorunu kırdı. Tamam. Böylesi bir durum karşılandı. Bu da zaten neden piyasada bir açılım geldikten sonra altcoinlerde de pozitif bir fiyatlama bekliyoruz sorusunun cevabıdır aslında arkadaşlar. Ciddi ölçüde bir para akışı 28,5 kırılımıyla gerçekleşebilir. Bu da zaten hafta içerisindeki çarşamba günü olan enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Şu an için piyasada güven ortamı yok. O yüzden şu an bir giriş beklenmiyor. Ama amasını konuştuk. 5 büyük ağdaki balina yaklaşımlarında yola çıkan balinalarda korku açgözlülük endeksi ise her ağda şu an korkunun ağırlıklı olduğunu gösterdi. BNB Chain, Phantom ve Avalanche üzerinde bu endeks aşırı korku seviyelerinde ölçüldü. Evet, işte az önce konuştuğumuz mesele. Şu an enflasyon verisi yaklaştığı için ne olur ne olmaz balinalar girmekte tereddüt ediyor. Ben bunu mantıklı bulmuyorum. Fakat dediğim gibi iş böyle. Biz de buna ayak uyduracağız tabii ki arkadaşlar. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.